İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. dönem 2. genel kurul toplantısı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın konuşması. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan'ın konuşması. Konferans Türk-Azerbaycan-Ermeni nefreti üzerine disiplinler arası yaklaşımlar. ABD kongre üyesi Bakü'den rüşvet almakla suçlandı. Hrant Dink'in katledilmesi davasında başsavcının mütalası sunuldu. Kemancı Ara Malikyan konserini Gomidas'ın 155. yıl dönümüne adadı. Olimpiyat oyunlarına bir bilet daha. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem 2. genel kurultayı 2 Haziran'da çevrim içi formatta gerçekleşti. Kurul, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zartırlao adlı ulusal marşının okunması ve tüm zamanların şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Gündemin kabulünden sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin başkanı Nellar Ütünyan kurultayın açılışını ilan etti. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agaprahamyan, Batı Ermenistan'ın imzalayıp onayladığı Sevr Antlaşması'nı ve antlaşmanın ana uygulama mekanizmalarının temellerini anlattı. Bunlar ayrıca milletvekillerine de sunulacak. Cumhurbaşkanlığına ve hükümete ayrılan ikinci bölümde ise Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan bir kutlama konuşmasında bulundu. Margosyan, Batı Ermenistan'ın stratejik sorunlarının önemine, Birleşmiş Milletler'in genetik kaynaklarının korunması konularına ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve birçok ülke tarafından onaylanan belgeye değindi. Hükümet adına Batı Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan ve Batı Ermenistan'ın Arjantin Büyükelçisi Gijermo Karamanyan birer konuşmalarda bulundular. İkinci kurultay toplantısı Ermeni tipi, olağanüstü yetenekler, Ermeni dilinin güçlü etkisi ve kimliğimizin benzersizliği hakkında konuşan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından özetlendi. Batı Ermenistan'dan hemşerilerimiz Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan bürosunda ağırlandı. Ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. dönem 2. kurultay oturumunu Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan, 2 Haziran 2024 tarihli oturumda Batı Ermenistan Devletinin gerekliliği hakkında bir konuşmada bulundu. Halkımızın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, her birimizin mutlak önceliği Batı Ermenistan Devletinin yapıları aracılığıyla güçlendirilmesi olmalıdır. Ermeni milleti Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonunda 1920 yılında İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi tarafından tanınan bir devlete sahipti. Dolayısıyla 30 Mayıs'ta Tiflis'te imzalanan bir egemenlik beyanı, uluslararası hukukta hiçbir değeri olmayan bir beyan iken bazı Ermeni bölgelerini yok ederek 28 Mayıs'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü birinci cumhuriyet olarak kutlanması anlaşılamaz ve kabul edilemez bağımsız olarak tanınan ilki devlet Rusya tarafından 29 Aralık 1917'de Türk Ermenistan'ı yani Batı Ermenistan oldu. 28 Mayıs'ı kutlamak birçok bakımdan ciddidir. Ancak bir yandan Taşnak Tutun üyelerinin bu açıklamayı işgal altındaki Batı Ermenistan'ın zararına yaptığının ortaya çıkmasıyla ciddiyet ve kabul edilemezlik daha da güçlenmektedir. 4 Haziran 1918'de Türk ordusu ve Taşnak Partisi'nin mensupları Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti'nin 12 bin kilometre kalorik toprakları üzerinde Zangezur, Artsah, Lori bölgeleri ile Sevan Gölü'nün yarısının Azerbaycan'a devredilmesi için müzakerelerde bulunuyorlardı. Bugün 2024 yılında o gerçeğin üzerinden 106 yıl geçtikten sonra Batum planı, toprak bütünlüğümüze, milletimizin haklarına aykırı bir barış planı görünümüne bürünmektedir. Biz buna karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde General Antranik'in kendi zamanında yaptığı gibi de kınıyoruz. Batı Ermenistan, yasa dışı toprakların Azerbaycan ve Türkiye'ye devredilmesini kabul etmiyor. Bu nedenle topraklarımıza ilişkin yasayı onayladım. Batı Ermenistan Devleti 160 bin kilometre kare olup garantörü olduğum anayasamıza göre toprak bütünlüğümüzü koruyacağım. Küçük ya da büyük Ermenistan yoktur. Uluslararası hukuk tarafından tanınan, devam eden devleti Batı Ermenistan olan 1920 Ermenistan'ı olan bir Ermenistan vardır ve tek bir bağımsızlık tarihi vardır. O da 19 Ocak'tır ulusal yeniden yapılanmamız, Şuşi'de Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurulduğu 2004 yılından bu yana yürürlüktedir. Hiçbir şey ve hiç kimse Ermeni milletini ulusal yeniden örgütlenmesinden ve devlet yapısının güçlenmesinden uzaklaştıramaz. Tarihsel tahrifata, ayrımcılığa, ırkçılığa rağmen hiç kimse Ermenileri Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olma hazırsından alıkoyamayacaktır. Ermeni milletinin kasıtlı olarak maruz kaldığı diaspora statüsünden Batı Ermenistan Devleti Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenositten sağ kurtulan tüm Ermenilerin torunlarına kendi devletlerinin vatandaşı olma ve kendi topraklarında haklarını savunma fırsatı vermektedir devlet yapımı sayesinde Sevr Antlaşması'nı 24 Haziran 2016'da onaylayabildik ve yaklaşık 20 gün sonra onaylanmasının 8. yılını kutlayacağız. Devlet yapımı sayesinde devletlerle diplomatik bağları yeniden kuruyoruz ve burada Batı Ermenistan'da faaliyetlerde bulunan Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın tüm diplomatik kurumlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Devlet yapımı sayesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti sınırların tanımının düzenlenmesi gereken hukuki ilkeleri ve özellikle vatandaşlık ilkesini belirlemektedir. Azerbaycan ile sınırın tespit edilmesi ve çizilmesi konusundaki hukuki meselenin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlıyoruz. Artsakh 1920'den beri Ermenistan'ın bir parçası olup devamlılığı Batı Ermenistan'ıdır şu anda barış, Sevr Antlaşması'nın 92. maddesinin uygulanması, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklardan çekilmesi ve Azerbaycan'daki Ermeni esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere yalnızca uluslararası hukuka saygı gösterilmesi koşuluyla mümkündür. Barış, suçlar ve soykırımlar üzerinden oluşturulamaz. Batı Ermenistan Devleti temsilcilerinin yakın zamanda Cenevre'de katıldığı diplomatik konferans, her devlet için fikri mülkiyet haklarının korunmasının önemini açıkça ortaya koyuyor. Yerli halk statüsüne sahip olan Batı Ermenistan Ermenileri, aynı zamanda genetik kaynaklarını, geleneksel bilgilerini ve kültürel ifadelerini de korudular. 20 yıl süren bu müzakere Batı Ermenistan temsilcilerinin Batı Ermenistan mirasının eşsiz zenginliğini duyurmasına ve yerli halkların haklarına ilişkin daha adil bir anlaşmanın imzalanmasına katkıda bulunmasına olanak tanıdı. Değerli soydaşlarımız, haklarımızı savunmaya ve gelecek tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim yeniden inşamız Batı Ermenistan Devleti tarafından birleşmeyle olacaktır. Teşekkürler. Öncelikle devlet başkanlarına bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevim öncelikle Batı Ermenistan'ın çıkarlarını olduğu kadar dünyadaki Ermenilerin çıkarlarını da korumaktır. Yabancı ülkelerde yaşayan Ermeniler, Türklerin Ermenilere karşı uyguladığı soykırım Arminosit'ten sağ kurtulanların torunlarıdır. Dünyanın dört bir yanına dağılmışlar ve bu da sonuçta ulusumuzu büyütüyor. Evet, Ermeni milleti pek çok talihsizlik yaşadı ama milletimizin sahip olduğumuz eski ihtişamını geri kazanması bize bağlı. Herkeste vatanseverlik duygusunu uyandırmak, onları köklerine dönüştürmek istiyorum. Batı Ermenistanlı olmaktan gurur duyuyoruz ve sesimizi her yerde duyuruyoruz. Burada Sayın Devlet Başkanımızın tüm bunları yaratmak için yaptığı muazzam çalışmadan dolayı tebrik etmek istiyorum. Batı Ermenistan adına ona çok şey borçluyuz. Bir fırsat vardı. 15 gün boyunca Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleşen genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konferansına Batı Ermenistan olarak katılım sağladık. Halkımıza karşı işlenen soykırım, armenosidi tanıyan ülkeler suçun tanınmasının mağdurlara ve kayıplara tazminat verilmesini gerektiğini de anlamalıdır. Biz yargıç olamayız. Armenosit suçu zaten 3 kez yargılandı. Birincisi, 1919 ve 1920'de Jön Türk rejimini kınayan Osmanlı İmparatorluğu tarafından onları savaş suçlusu olarak özellikle de Ermenilere karşı soykırım armenosit yapan suçlular olarak ölüm cezasına çarptırdı. İkincisi, daha sonra Alman mahkemeleri müttefiklerine sığınan Talat Paşa'yı öldürmek suçundan Soğumon Tehlidyan'ı beraat ettirdi. Son olarak devletler ve parlamentolar tarafından ve son olarak İstanbul'a yerleşen ve Türklerin bu programları Arminosidi organize etmesine ve gerçekleşmesine yardımcı olan Alman subayları tarafından. Ermenilerin olduğu her ülkede gençlerimizi harekete geçirmeli, umudun her zaman olduğunu göstermeliyiz. Bu gençler aynı şekilde parlamentomuzda da yer alabilirler. Ararat Dağı bizimdir, her zaman bizim olacaktır. O gün gelecek, buluşma gerçekleşecek. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsünde Türk-Azerbaycan Ermeni düşmanlığı disiplinler arası yaklaşımlar başlığıyla iki günlük bir konferans düzenlendi. Her ne kadar farklı çalışmalar her zaman Ermeni karşıtlığının ve Ermeni nefretinin çeşitli tezahürlerinden bahsetse de Armenosit Müze Enstitü Müdürü Edita Gzoyan'a göre konu ilk kez farklı disiplinler tarafından tartışılıyor. Konferansın başlamasından önce 19. yüzyıl ortalarında Zeytun ve çevresindeki Ermenilere yönelik şiddetten, soykırım Armenosit'ten Eylül 2023'e kadar Arsat'ta gerçekleştirilen Türk-Azeri şiddeti, soykırım, armenosit ve soykırım eylemlerinin tarihi olayları sunuldu. İki günde 19 rapor okundu. Konuşmaların ardından fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sunulan raporlara dayanarak çeşitli Ermeni ve uluslararası yapılara göndermek ve Türk-Azerbaycan Ermeni nefretinin farklı yönlerini somut örneklerle göstermek amacıyla iki dilli bir bülten hazırlanmasına da Karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi ve eşi Bakü'den yaklaşık 600 bin dolar tutarında rüşvet almakla suçlandı. Bu Texas Federal Mahkemesinin suçlu kararıyla kanıtlanmaktadır. Dava materyallerine göre Bakü Devlet Petrol ve Gaz Şirketi Sokardan Kongre üyesi ve eşi Aralık 2014 yılından Kasım 2021'e kadar kadar olan dönemde tamamen Bakü hükümetinin kontrolü altında olan rüşvet şeklinde para aldılar. Paralar ise danışmanlık hizmetlerinin sağlanması için aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre para karşılığında kongre üyesinin ABD dış politikasını Bakü lehine etkilemek için konumunu kullanmayı kabul ettiği iddia ediliyor. Amerikalı milletvekili ve eşi bir dizi suç maddeleriyle suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ancak mahkeme onları 100 bin dolar kefaletle serbest bırakmaya karar verdi. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, kongre üyesinin parasal yaklaşımlarını kanıyor. Adaletsiz ve ikiyüzlü eylemlerinden dolayı Bakü'yü doğrudan suçlamak ve sorumlu tutmak artık geçerliliğini yitirmiş görünüyor. Çünkü son yıllarda işlenen etnik temizlik ya da keyfi adam kaçırma gibi hiçbir suç uygun ve gerekli sonuçlarla cezalandırılmadı. Dolayısıyla Amerika'da kendi çıkarlarını yaymaya yönelik benzer girişimler uluslararası toplumun sessizliğini ve kayıtsızlığını hak edemez ve etmemelidir. Konstantinopolis'te katledilen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink dava kapsamında başsavcı mütalası mahkemeye sunuldu. Duruşmada okunan mütalaya göre davanın sanığı Bekir Yokuş için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Cinayete yardım ve yataklık etmek ve anayasayı ihlal etmekle suçlandı. Aynı gerekçelerle davanın sanığı Yavuz Karakaya için de aynı ceza istendi. Diğerleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dink'in ailesinin avukatları savcının mütalasına itirazlarını ifade etmek için süre istedi. Sonuç olarak mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin daha önce verilen kararın devamına karar verdi. Duruşmalar 16 Temmuz'dan 17 Temmuz'a ertelendi. Dünyanın en iyi kemancılarından Ara Malikyan, Yerevan konserini Gomidas'ın 155. yıl dönümüne ithaf ediyor. Sanatçı konser öncesinde Gomidas Müze Enstitüsü'nü gezdi, sergilerle tanıştı. Hem Gomidas'ın biyografisini hem de müziğini oldukça iyi bildiğini, düşündüğünü ifade etti. Ancak görünen o ki hala öğrenecek çok şey var. Ona göre Gomidas çok seyahat etmiş olmasına rağmen müziği oldukça Ermenice ve folklorik. Malik Yanla birlikte sahnede kemancının birlikte uzun yol kat ettiği ve dünyanın prestijli sahnelerinde performans sergilediğimiz müzisyenler yer alacak. Bunlar piyanist Ivan Melon Leivis, kontrbasçı Ivan Ruiz Macedo, davulcu Görvis Pico Milan, gitarist Diana Abat. Dünya şampiyonu ikincisi boksör David Çaloyan Paris'teki 2024 olimpiyat oyunlarına katılma hakkını kazandı. Bangkok'taki yaz olimpiyat boks sıralama turnuvasının çeyrek finalinde İrlandalı Martin McDogan'ı 3-2 yenerek 33. yaz olimpiyatlarına katılmasını garantiledi. Bu Doğu Ermenistan'ın Paris'teki 2024 yaz olimpiyatları boks turnuvasına 12. katılımcısıydı. Batı Ermenistan Yaz Olimpiyatlarında sporcularımıza başarılar diler. Bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.